İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Bürak'ın Bingöl'de Kaya Kilisesi keşfedildi. Fransa, Rusya ve ABD ile Artsakh Karabağ konusunda kalıcı bir anlaşma üzerinde çalışılıyor. Batı Ermenistan İgdir'de Ermenilere ait olan evler yok oluyor. Bakü için tazminat saati yaklaşıyor. İran, Azerbaycan'da teröristlerin varlığını kanıtlayan belgelere sahip olduğunu belirtti. Bir zamanlar Ermeni nüfuslu Arzvashen köyü şu anda başkent adını aldı. Ermeni-Azeri görüşmelerine bir bakış. Batı Ermenistan'ın gezmeye değer yerlerini tanıyalım. Sebastian'ın Gölova ilçesi. Bir haber, istihbarat ve topluluk platformu olan gelişmekte olan Avrupa, Tiflis'in unutulmuş ve ihmal edilmiş Ermeni mirası. Batı Ermenistan'ın Bürak'ın Bingöl ilinde sanat tarihçisi doçent doktor Nebi Butasım koordinesinde yapılan araştırmalarda Kardeşler Köyü'ndeki kayalık alanda içinde şapel, kilise, su ve zahire tahıl depoları bulunan 7 odalı kilise keşfedildi. İçerideki süslemeler yapısal olarak kaya oyma yapısının Batı Ermenistan'daki benzerleriyle karşılaştırarak ilk dönem Hristiyanlığa ait olduğu söylenebilir. Fransa'nın yeni atanan Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Anne-Louise Azadutyun Ajansı'na verdiği demeçte Fransa'nın Artsakh Karabağ konusunda kalıcı bir anlaşma imzalamak için Rusya ve ABD ile birlikte çalıştığını söyledi. Büyükelçi sürecin ayrıntılarını aktarmadı ancak Agit Minsk grubuna eş başkanlık yapan 3 ülkenin de sürece katılımını vurgulamayı gerekli gördü. Diplomat, Ermenistan Cumhuriyeti'nde Agit Minsk grubunun çalışmalarına dahil olmadığımı biliyorsunuz. Ancak şimdiden New York'ta ilerleme kaydedildiğini söyleyebilirim. İki Dışişleri Bakanı'nın Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Agit Minsk grubunun diğer eş başkanlarıyla buluşmasını memnuniyetle organize ettik. Bu tür başka kararların da olacağını umuyoruz. Artsakh Karabağ konusunda daha kalıcı bir anlaşmanın imzalanması süreci ilerletmek için Rus-Amerikalı ortaklarımızla birlikte çalıştığımızdan emin olabilirsiniz, dedi. Batı Ermenistan'ın İgdir, Iğdır kentindeki Ermenilere ait olan tarihi evler bakımsızlıktan dolayı yok oluyor. İgdir'in Söğütlü ilçesinde 19. yüzyılda inşa edilen evler son günlerini yaşıyor. Bu tarihi yapılardan birinin penceresinin üst kısmında 1908 yılına ait bir kitabe bulunmaktadır. Her ne kadar da 2013 yılında İgdir Kültür ve Turizm Müdürlüğü kentin tarihi evlerinin bakımı için 12 ev kaydettiyse de şu ana kadar bu yönde bir çalışma yapılmadı. İran, Suriye yönetimiyle savunma alanında da stratejik işbirliğini genişletecek. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın cumartesi günü Şam'a yaptığı ziyaretin sonuçlarına dayanarak böyle bir sonuca varılabilir. Batı basınında çıkan haberlere göre İran yanlısı gruplar İsrail sınırında kalıyor ve Suriye toprakları Tahran tarafından Yahudi devleti ile olası bir savaş durumunda bir platform olarak görülüyor. İsrail ise Azerbaycan'ı bir platform olarak kullanmaya hazır. ABD liderliği İran'ın nükleer programını askıya almaması halinde sadece diplomatik yollarla hareket etmeyeceğini daha önce belirtmiş olduğunu hatırlatalım. Ancak İran'la bir savaş çıkarsa ABD İsrail'i destekleyecektir. İran'a karşı savaşmak için İsrail genel olarak hem Azerbaycan'ı hem de Azerbaycan topraklarını kullanacak. Ve bu olayların seyrinden de anlaşılacağı gibi Bakü'nün Arsa Savaşı sırasında aldığı tırnak içerisinde İsrail hediyeleri için ödemesi gereken bedeldir. Eğer savaş çıkarsa askeri operasyonların iki cephede süreceğini varsayabiliriz. Bunlardan birinin sonucu ise Ermenistan Cumhuriyeti için hayati olacaktır. Moskova'da yapılan görüşmede İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlarının Milletler Cemiyeti tarafından tanınmayan, hukuken geçerliliği olmayan ancak 100 yıldır Ermeni halkına dayatılan Kars Antlaşması meselesini de ele aldıklarını sizlere hatırlatalım. İran İslam Cumhuriyeti terör gruplarının Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına nakledildiğini doğrulayan belgelere sahip. İFP News'in haberine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Saed Hatipzade,
İran Ulusal Radyosu'na verdiği röportajda bunu açıkladı ve elinde teröristlerin ses kayıtlarının bile olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Azerbaycan tarafına bunun kabul edilemez olduğunu söyledik ve onların üst düzey askeri yetkilileri endişelerimizi dikkate alacaklarına söz verdiler dedi. Azadutyun radyo istasyonuna göre 44 gün süren savaşın ardından Ermeni-Azerbaycan sınır çizme ve sınır belirleme meselesiyle birlikte taraflar arasında anklav değişimi konusu da gündeme geldi. 90'lı yılların savaşından sonra bir zamanlar Gearkonik bölgesinin bir parçası olan Ermeni nüfuslu eski Arzıvaşen köyü Azerbaycan tarafında kaldı. 1992 yılında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilen Arzıvaşen, Sovyet Ermenistanı'nın yerleşim yerleri listesinde başkent olarak anılmaktadır. Köyde Ermenilere ait evler hala korunsa da bugün Azerbaycanlıların yaşadığı başkentin dört bir yanı Azeri köyleriyle çevrilidir. Azadutyun radyo istasyonunun Azerbaycan servisi köylülere anklavların değişimi hakkında ne düşündüklerini sordu. Azerbaycanlılar başkentin Ermenistan'a geri verilmesinden yana değiller. Başkenti kaybederlerse bu bölgede onlarca köyün geçimsiz kalacağını söylediler. Ermeni ve Azeri anklavlarının akıbeti hala bilinmiyor. Bu köylerin mübadelesinin Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderlerinin müzakere gündeminde yer alıp almayacağı belli değil. Doğa severlerin ve kuş gözlemcilerinin uğrak yeri olan Batı Ermenistan'daki Sebastya Sivas'ın Göleva ilçesi, kampçılık başta olmak üzere foto safari, olta balıkçılığı, trekking ve dalış gibi aktivistlerle dikkati çekiyor. Göleva, Sebastya'nın en az nüfusuna sahip ilçelerinden biri. Çok çeşitli balık türleriyle olta balıkçılığına elverişli olan ilçede zaman zaman balık tutma yarışları da düzenleniyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, eğer siz de ana vatanımız olan Batı Ermenistan'ın Sebastya ilini ziyaret etmek istiyorsanız her mevsimde kuşkusuz ve tereddütsüz gidebilirsiniz. Burada her mevsim kendine has bir güzelliğe sahip. Panorama AYM'in bildirdiği gibi Ermeni aydınlar, zengin tüccarlar ve önde gelen kültürel şahsiyetler yüzyıllardır Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşamın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bunu Sosu Zamukashvili, Güney Kafkasya dahil 23 Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ülkelerine odaklanan bir haber, istihbarat ve topluluk platformu olan Gelişmekte Olan Avrupa'da yazdı. Şehrin Ermeni nüfusunun azalması nedeniyle Tiflis'te Ermeniler tarafından inşa edilen ve Ermeni mirasının çoğunu oluşturan apartmanlar, okullar, kiliseler ve diğer kültürel anıtlar ya ihmal edildi ya da tamamen unutuldu. Tiflis'te eskiden 24 Ermeni kilisesi vardı. Bugün sadece ikisi kaldı. Aynı şey Tiflis'teki diğer Ermeni miras alanları için de söylenebilir. Mesela şehrin Ermeni kültürünün en güçlü simgelerinden biri olan Ermeni Dram Tiyatrosu. Gürcistan Kültürel İlişkiler Derneği Başkanı Anna Sarkisyan'a göre Tiflis'teki Ermeni mirasının ihmal edilmesi yeni bir şey değil. Sarkisyan, Ermeni mirasının Gürcistan'daki birçok kişi tarafından yarışan bir hatıra olarak görüldüğünü söylüyor ve sözlerine şunu ekliyor. En önemli şey Ermeni mimarisinin ve mirasının Gürcistan'dan kimse tarafından sahiplenilemeyeceğini anlamaktır. Bu bir ortak mirastır. Biz onun varlığından karşılıklı olarak faydalanabiliriz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Berat Arz adlı topluluk tarafından sunulan Vaspuragan eyaletinin Vozum ilçesinin Hanamir, İşumurus ve Caniman adlı Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Hanami cana mi eş keşeti
serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.